Kıymetli dinleyenlerimiz, dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye varır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatacak yer verecek birinin olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin küçük olduğunu söyler ve Şakir diye birinin çiftini tarif edip oraya gitmesini tavsiye ederler. Derviş yola koyulur, birkaç köylüye daha rastlar. Onların anlattıklarından Şakir'in bölgenin en zengin kişilerden biri olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zengin ise Haddad adında başka bir çiftlik sahibidir. Derviş Şakir'in çiftine varır. Çok iyi karşılanır, iyi misafir edilir, yer içer. Şakir de ailesine hem misafirperver hem de gönlü geniş insanlardır. Yola koyulma zamanı gelince derviş Şakir'e teşekkür edip, "Efendim, böyle zengin olduğun için hep şükret," der. Şakir ise şöyle cevap verir: "Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin ta kendisi değildir. Bu da geçer yahu, bu da geçer." Derviş Şakir'in çiftliğinden ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünür. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer. Şakir'i hatırlar, bir uğramaya karar verir. Yolda rastladığı köylüler ile sohbet ederken Şakir'den söz eder. "Ha, o Şakir mi?" der köylüler. "O iyice fakirledi. Şimdi Haddad'ın yanında çalışıyor," dediler. Derviş hemen Haddad'ın çiftliğine gider. Şakir'i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır. Üzerinde eski büskü giysiler vardır. 3 yıl önceki bir sel felaketinde bütün sırları telef olmuş, evi yıkılmış, toprakları da işlenmez hale geldiği için tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Haddad'ın yanında çalışmak kalmıştır. Şakir ve ailesi 3 yıldır Haddad'ın hizmetkarıdır. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazi olan evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söyler ve Şakir'den şu cevabı alır: "Üzülme ve unutma, bu da geçer yahu, bu da geçer." Bizim derviş gezmeye devam eder ve 7 yıl sonra yolu yine aynı bölgeye düşer. Şaşkınlık içinde olup biteni öğrenir. Haddad birkaç yıl önce ölmüş, ailesi olmadığı için bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı ve eski dostu Şakir'e bırakmıştır. Şakir, Haddad'ın konağında oturmaktadır. Kocaman arazileri ve binlerce sığırı ile yine yörenin en zengin insanıdır. Derviş, eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır: "Unutma, bu da geçer yahu, bu da geçer." Bir zamanlar sonra derviş yine Şakir'i arar. Ona bir tepeyi işaret ederler. Tepede Şakir'in mezarı vardır ve taşında şu yazılıdır: "Unutma fani, bu da geçer, bu da geçer." Derviş ölümün nesi geçecek diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri döner. Ama ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış, Şakir'den geriye
bir iz dahi kalmamıştır. O aralar ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle ki bir yüzük ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin, mutlu olduğunda ise kendisini mutluluğun tembelliğine kapılmamasını sağlasın. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzük yapamaz. Sultanın adamları bilge dervişi bulup yardım istemeye gelmişler. Derviş sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp ona gönderir. Kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulur. Sultan önce bir şey anlamaz. Çünkü son derece sade bir yüzüktür. Sonra üzerindeki yazıya gözü takılır. Biraz düşünür ve yüzüne büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Yüzükte "Bu da geçer yahu, bu da geçer" yazmaktadır. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı